Küstahlık bu başlığı attık çünkü İsrail Dışişleri Bakanı Katsın yaptığı paylaşımın özeti kelimenin tam anlamıyla bu. Katliamlarında sınır tanımayan ülkenin Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından haddini aşan sözlerle her fırsatta ateşkes ve barış çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Katsın o skandal açıklamasına her kesimden tepki aldı. Ankara'nın tepkisi ise çok sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Filistin'e destek açıklaması yaptıkça İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz Erdoğan'a hedef almaya devam ediyor. Katz'ın sosyal medyadaki çirkin paylaşımı Ankara'yı bir kez daha kızdırdı. Erdoğan'a yönelik küstah ifadelerde bulunan Katsa Ankara'dan tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından İsrail'in nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır dedi. Çelik, Netanyahu hükümeti işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır diye de ekledi katsın çirkin ifadelerine bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Katil İsrail'in savaş suçlusu bakanı görevini yapıyor paylaşımıyla geldi. Dağ, biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların, mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz vurgusunda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevki daşına yüklendi. İsrail katsın Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir dedi. Kabinedeki varlığı iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir diyerek tepkisini sürdürdü. Kabinenin diğer üyelerinden de tepki sesleri geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebek katilleri uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir." derken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da benzer bir paylaşım yaptı. Yumaklı, "Ahlaksızlığıyla işledikleri suçları örtmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar yargılanmaktan kurtulamayacaklar." ifadelerini kullandı. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız çıkışı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da İsrail'i bakan için yargıyı işaret etti. Türkiye tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken siz ne yaparsanız yapın Gazze'de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz dedi.